Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ben de dilim döndüğünce iPhone 13 Pro ile şu elimde görmüş olduğunuz 12 Pro'nun temel farklılıklarına bakacağız. Hangisi daha tercih edilebilir, yorum yapmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şeyi söyleyeyim, yani bu inceleme şunun şu kadar bilmem nesi var, bunun bu kadar bilmem nesi var şeklinde gitmeyecek. Sadece iki cihazı birbirinden ayıran temel özelliklere değineceğim. Hop diye de konuya dalıveriyorum. Bana soracak olursanız en temel farklılık ekranlarda. Her iki ekranda 6.1 inç fakat iPhone 13 Pro'da 120 Hz ekran özelliği gibi bir durum söz konusu. Bildiğiniz gibi iPhone 12 Pro'larda bu özellik yok. 13 Pro'da 120 Hz ekran özelliği var. Bir de Apple adına ProMotion adını verdiği bir teknoloji duyurdu. Bu teknoloji yeni bir teknoloji değil. Daha önce işte farklı Android cihazlarda kullanılıyordu. Velhasıl bu ProMotion dediğimiz teknolojide siz telefonu kullanmazken veya 120 Hz ihtiyacınız olmadığı durumlarda telefonun herzini kısarak size pil tasarrufu sağlayan bir teknoloji. Yani telefon her an sürekli 120 Hz'de çalışmıyor. Yani. Bu arada yani bu 120 Hz telefon kullanma olayı arkadaşlar, ben 12'den 13 Pro'ya geçtiğim için iPhone 13 Pro'yu şu anki durumda 1-0 öne geçiriyor net. Ha şunu da ekleyeyim arkadaşlar çıkmadan önce bu konudan. iPhone 13'ün tipik maksimum ekran parlaklık seviyesi 1000 nitken, iPhone 12 Pro'nun tipik maksimum parlaklık seviyesi 800 nit. Çok ciddi bir fark mı? Gol mü? Gol mol değil. Ciddi bir farklılıkta değil. Devam. Şimdi geliyorum, bana göre ikinci en büyük ayırt edici özelliği, o da kuşkusuz kameralar. Zaten gözle de görüyorsunuz arkadaşlar, iPhone 13 Pro'nun kamera lensleri bir önceki nesile göre büyüdü. Bu durum tabii ki de kameraların hepsi 12 megapiksel de f değerlerine de yansıdı. Doğal olarak f değerleri iPhone 13 Pro'da daha düşük olduğu için, lensler de daha geniş olduğu için düşük ışıkta veya böyle karanlık çekimlerde 12 Pro'ya göre daha başarılı sonuçlar veriyor. Bir de hani burada f değerinin öneminden bahsedeyim kısaca. Sizler hani f değeri düştükçe işte düşük ışık fotoğraflarınız güzelleşiyor. Bir de bu arka planı bulanıklaştırma muhabbeti var ya, o daha net, daha güzel oluyor. Ya f'in düşmesi önemli bir şey. Normal DSLR kameralarda da bütçeyi inanılmaz yükselten bir şey. Ha tabii ki de her iki cihazla çektiğimiz fotoğraf ve video örnekleri de şu an ekranda dönüyor. Zaten siz de bu farklılığı gözle görebilirsiniz. Bunun haricinde kameralarda ciddi farklılıklar var tabii ki de, gelecek ama en rakamsal olarak en göze çarpan bir de zoom meselesi var. 13 Pro daha geniş zoom opsiyonlarına sahip. Bu arada 13 Pro'nun makro fotoğraf çekme özelliğini de ayırıyorum bir kenara. Fakat kağıt üstünde teknik olarak 13 Pro'da 3x optik zoom, 2x optik uzaklaştırma, 6x optik zoom aralığı ve 15x dijital zoom özelliği var. 12 Pro'da ise bu durum 2x optik, 2x optik uzaklaştırma, 4x optik zoom aralığı ve 10x dijital zoom özelliği olarak vuku buluyor. Yani aralarında bir zoom farklılığı var. Şöyle bir durum var benim açımdan, onu belirtmem lazım. Telefonun zoom özelliği neredeyse hiç kullanmıyorum. Kullananını da çok görmedim. Yani gol mü hocam? Gol mol değil. Devam. Ha burada şöyle bir önemli durum var kameralarda. iPhone 13 Pro'nun kameraları sensör bazlı video sabitleyicisine, yani optik sabitleyiciye sahip. Bu durum özellikle video tarafındaki sinematik modla birlikte kullanıldığında gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. iPhone 12 Pro'da ise çift optik görüntü sabitleyici var. Bir de video tarafında 13 Pro'da telefonun tercih ettiğiniz GB'ına göre değişiyor. Eğer tercih edeceğiniz iPhone 13 Pro 128 GB olursa 1080p ProRes videolarınızı 30 karede çekebiliyorsunuz. Daha üst depolama alanı olan modellerde 4K 30 kare ProRes videolar çekebiliyorsunuz. Velhasıl ProRes diye bir özellik var bu cihazda. Bu özellik sayesinde, ki bu Apple'ın Final Cut için çıkarmış olduğu bir formattı, videolarınız olduğundan, yani normal sanki böyle profesyonel bir makineyle çekilmiş gibi görünüyor. Yani pro işlerde telefondan para kazanıyorsanız gayet rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir formata dönüşüyor. Çok bahsettim, artık geliyorum sinematik moda. Sinematik mod çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten bu telefonda en çok beğendiğim özellik o oldu. Hani ben bu tarz videolarda görüyorum, benim videolarıma da yazıyorsunuz işte uygulamayla yapılıyor vesaire vesaire gibi yorumlar görüyorum. Uygulamayla nasıl yapılıyor bilmiyorum. Fakat Apple'ın kendi güvencesiyle telefonlarına bir mod olarak eklediği sinematik mod tek başına maalesef bir tercih nedeni. Sinematik modla birlikte iPhone 13 Pro 3, iPhone 12 Pro 0. Gelin şimdi biraz da tasarım kısmına geçelim. Tasarım kısmında arkadaşlar, yanlış bilmiyorsam, bu bilgim yanlış olabilir, bu arka kameraların devasa çıkıntı olayını ilk Samsung yapmıştı. O gün bugündür bu meseleye ben gıcık oluyorum. O yüzden iPhone 12 Pro'yu masaya koyduğumda bana verdiği hissiyat 13 Pro'ya göre daha iyi.
Biraz da teknik böyle santimetrelerinden falan bahsedeyim. Her iki modelinde boyu aynı, yaklaşık 14.6 santim. Genişliği ise yaklaşık 7.1 santim. Kalınlık anlamında arkadaşlar böyle her ne kadar küsuratlı değerlere denk gelse bile 13 Pro 12 Pro'dan böyle bir tıkın onda biri kadar daha kalın. Her ikisinin de çerçevesi paslanmaz çelik. Şunu söyleyeyim de bir rahatlayalım. Her iki cihazda gidip bir yerde denemek isterseniz şöyle ikisini birden elinize aldığınızda arkadaşlar gözünüze çarpabilecek, yani hissedeceğiniz ilk şey ağırlıkları. Çünkü iPhone 13 Pro 12 Pro'dan bir tık daha ağır. Yani 50 gram mıydı, 60 gram mı neydi daha ağır. Ha, 12 Pro 187 grammış. 13 Pro'da 200 203 grammış. 50-60 değilmiş ya. 20-30 gram. Şimdi gelin isterseniz bir 15 dakikalık oyun testimize geçelim ve bakalım cihazlar nasıl sonuçlar verecek. Oyun testinin sonuçlarını gördük. 13 Pro daha iyi sonuçlar çıkardı. Fakat 12 Pro biraz ikinci el gibi bir cihaz. Pil sağlığı %100 burada ben şu an görüyorum. Ama hani bunun ikinci el olma faktörü de var. Fakat oyun testinin sonuçları rakamları olduğu için üzerine çok fazla yorum yapmıyorum. Geliyorum teknik kısımlara. İlk olarak pillerden başlıyorum. Pil kısmında şunun şu kadar miliamper, bunun bu kadar miliamper gibi bilgilerden bahsetmeyeceğim. Onları ekrana yazarız. Ben size kendi deneyimimi anlatacağım. Çünkü 12 Pro'yu da 13 Pro'yu da uzunca süreler kullandım. 13 Pro'yu hala kullanıyorum. Net olarak şunu söyleyeyim. 13 Pro benim hayatımda şarja en az taktığım iPhone. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Performans anlamında ise 13 Pro'da A15 Bionic işlemci var. iPhone 12 Pro'da A14 Bionic işlemci var. İki işlemci arasında çok hayati bir performans farklılığı yok. Fakat iPhone 13 Pro'nun 120 Hz ekranının olması telefonun daha akışkan bir kullanım deneyimi sunuyor. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum da. Bunun ekranı 120 Hz olduğu için telefon daha akışkanmış gibi geliyor. Aslında kağıt üstünde performans anlamında çok hayati farklılıkları yok işlemciler arasında. Ufak ufak artık içeriğin sonuna doğru giderken fiyatlardan da bahsedelim. iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modelini 14.700, 15-16.000 TL baremine bulabiliyorsunuz şu anda. 13 Pro'da ise bu fiyatlar yine 128 GB'lık model için 18.000 ile 22.000 arasında geniş bir skalaya yayılıyor. Rengine göre değişiyor anladığım kadarıyla. Peki maç ne oldu? Vallahi arkadaşlar arada 4.000 liraya yakın fark var. En son skor 3-0'dı. Şu an iPhone 12 Pro 4-3 maçı kazandı. Onu söyleyeyim. Ha diyorsanız ki o 4-5 bin lira fark bana koymaz. Ben gidip en iyisini alacağım, en güzelini alacağım diyorsanız da 13 Pro'yu, iPhone 12 Pro yerine tercih ederseniz hani pişman olmazsınız. Çok daha iyi bir telefona sahip olmuş olursunuz. Fakat o 5 bin lira sizin için yüksek bir bütçe ise 12 Pro mis gibi, aslan gibi telefondur. 13 Pro'da yapabileceğiniz pek çok şeyi 12 Pro'da da yapabilirsiniz. Tabii o sinematik moddur falanlar filanlar hariç. Diyorum ve maçı iki sonuçla bitirdim. Biri 4-3, diğeri 3-1 olsun. Kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir bu karşılaştırmayı. Hoşçakalın.